Mr Beast her şeyi biliyordu. O ne la bu youtuber fena ifşa oldu. Ne oluyor lan? Öyle bir başlık atmış ki amına koyayım. Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Evet, biliyorum birkaç gündür yoktum ve bu süreçte sizlere çok söz vermiştim fakat bunların hiçbirini tutamadım. The... Herhangi bir şekilde bahane sunmak gibi de bir niyetim yok. Umarım bundan sonra sözlerimi tutabilirim diyeyim. Ama neyse şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Çünkü bugünkü konumuz çok daha önemli. MrBeast'i büyük ihtimalle tanımayanınız artık okay. yoktur. Her ne kadar sosyal medyayla çok fazla ilgili olmayan biri olsanız bile bu adamın ismini orada, burada veya haberlerde illaki duymuşsunuzdur. Çünkü. Abi MrBeast'i gerçekten Hani senin annen, annen baban bile biliyordur anladın mı? Harbiden gerçekten denk geliyor. Çünkü artık dünya çapında bir ünlü haline geldi. Ve kendisi şu anda sadece YouTube'un en büyük kanalı olmakla da kalmadı. Aynı zamanda bizlere belki de uzun yıllar boyunca hiçbir kanalın daha üstüne çıkamayacağı kalitede içerikler sundu. Ve şu anda gerçekten abartmıyorum yani adamın içerikleri ortada ve bunlar... Baksana oğlum 250 milyon 200 milyon şu izlenmelere baksana. Değil. Hatta siz düşünün ki adam sadece bir videosunda 10 saniyelik göstermek için bir yat batırıyor. Yani adam da para bok. Elbette bu adamın bir de çoğunlukla arkadaşlarına oluşan bir ekibi var. Ekibinin en ünlü isimlerinden birisi ise Chris Tyson'dı. Chris Tyson'dı diyorum çünkü bu olaydan sonra kendisi artık ekipten atıldı. Peki bu olay gerçekten kendisinin ekipten atılmasına vesile olacak kadar ciddi miydi? İnanın bana çok daha ciddiydi. Son bir haftadır Chris Tyson, ki şu anki adıyla Eva Tyson hakkında, pedofili olduğuna dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Ki bu iddialar elbette kanıtlarla da desteklendiği için sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ve şu anda bu olay Türkiye'de çok da fazla tartışılmasa da globalde en çok tartışılan konu haline geldi. Peki bu adam hakkında ortaya atılmış olan iddialar neler? Gelin birazcık da bunu konuşalım. Chris Tyson en başlarda insanlar tarafından çok seviliyorken çocuğunu ve karısını geride bırakıp bir anda trans olmaya karar verdiği için insanların gözünden bir hayli düştü. Bu mesela burada düştü müştü mevzuları bana mesela boş geliyor. Yani adam gerçekten böyle bir hayata giriyorsa, psikolojisi kaldırmıyorsa, etmiyorsa ne yapacak yani? Burada mesela insanların takındığı tarif, tavır bence hoş değil. Kimse kimseyi zaten şeyi alkışlamıyoruz cinsiyet değiştirdi falan diye ama şunu diyorum. Bu adam şimdi gay olacaksa, dönecekse, zaten psikolojisi kaldırmıyorsa, kafayı yemişse, kendince böyle bir bakış açısına girdiyse ya Bırak bu kadınla çocuğa zulüm olacağını siktirsin gitsin hayatında ne yarramıyorsa yesin arkadaşlar. Zoraki bir evlilikten doğru düzgün bir şey çıkmaz. Boş yapmadan aptal. Asıl boşu sen yapıyorsun gerizekalı. Adam kafası bozuksa psikolojisi bozuksa ailesine zaten gerektiği değeri veremeyecekse travmatik bir çocuk büyüteceğini siktirsin gitsin hayatına devam etsin. Asalak. Sen bu kafayla devam edersen senin çocuğuna 50 tane travma yaşatırsın amına koyayım. Sır. Abi anlamıyorsun sen. Ya anlamıyorsun sen ne arkadaşlar? Adam bu babalık görevini yerine getiremeyecek psikolojideyse, psikolojideyse. Bak adamın cinsiyetinden falan bahsetmem. Ne sikim yiyorsa sesin bana ne? Adam bu psikolojide değilse, tamam mı? Siktirsin gitsin. Ha yani bu kadına zulüm olacağına, çocuğa zulüm olacağına, bunların hayatlarında kötü şeyler bırakacağına siktirsin gitsin daha iyi. Anladın mı? Ben bundan bahsediyorum. Abi o zaman niye evleniyor? Oğlum evlenmiş ya çocuk yapmış ya doğru düzgün devam edici edemiyorsa siktirip bitmesi daha iyi diyoruz işte. Neden evlenmiş hiç evlenmeseymiş ne yapalım amına koyayım evlenmiş. Evlenmiş 5 yaşında mısın? Sanki biz iyi ki evlenmiş mi diyoruz? Ha beni burada sakın yanlış anlamayın bu arada ben transfobik bir insan değilim ancak karısını ve çocuğunu bir kenara atıp trans olmaya karar vermesi evet benim de garibime gitti. Ki Değişik bana soracak olsanız de, bu zaten rezalet bir hareket. Ki Saçma bu da... De... sapan şeyler. Elbette zaten kendisini benim gözümde en azından bayağı bir düşürmüştü. E zaten hali hazırda çok da fazla sevilmeyen Chris Tyson hakkında bir de... Pe iddiaları ortaya atılınca işler bir anda. Ben pedofili olayını merak ediyorum şu an ya. Yani. Nerede kanıtları ne olay ne? verdi İddialara göre bundan yıllar önce Chris Tyson, o zamanlar 13 yaşında olan bir çocukla Twitter üzerinden cins içerikli konuları konuşmuş. Sadece bununla sınırlı kalmamış, bir de konuyu Snapchat'e taşımış. Şu anda 20 yaşında olan bu çocuk her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da, bunların sadece aralarındaki bir şaka olduğunu söylese de, yani 13 yaşındaki çocukla öyle bir şaka yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Şaka bile olsaydı, eğer bu iğrenç bir durum olurdu. Yani Chris Tyson ilk olayda sınıfta kalıyor. Ancak en büyük mesele şimdi başlıyor. YouTube üzerinde Chatbase adında bir lavuk var ve bu lavuk iğrenç bir şekilde 18 yaş altı çocukların cinsel içerikli çizimlerini yüklüyor sosyal Allah Allah. Medya. Ve Chris Tyson da bu adama respekt attığı bir tweet atıyor. Bu Shed Base adındaki çizimcinin çizmiş olduğu çizimlere Loli deniliyor. Loli yani pedo çizim tarzı da diyebilirsiniz. Daha sonra... Bir de bunun çizim tarzı mı varmış? Kavatlara bak amına koyayım. Sonrasında bu Shad Bays denen adam, Kemster adındaki ünlü podcastçinin çocuğunu Trump'la birlikte maalesef ki iğrenç bir şekilde çizerek sosyal medyaya sunuyor. Ancak Chris Tyson bunların hiçbirini umursamıyor ve Shad Bays'e respekt atmaya devam ediyor. Hatta MrBeast'in bir videosunda Chris odasına baktığımız zaman Shad Bays'in çizimini duvara asılı bir şekilde görebiliyoruz. Allah Allah. Yani bu adam ciddi ciddi pe kli içerikleri üreten bir adama destek oluyor. Daha sonrasında ise bir Twitter kullanıcısı çizgi filmlerden tanıdığımız kayu ve annesini yine iğrenç bir şekilde paylaşıyor. Betacık Kayu'ya bak lan sen. Ve kristalsin da bunun altına şöyle bir yorum yapıyor ki bu yorumda neyi kastettiğini büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Daha sonrasında bir başka Twitter kullanıcısı Esrarengiz kasabasındaki ikizlerin seks yaptığı bir çizim paylaşıyor. Bunun altına da kristalsin yine iğrenç bir şekilde onlar ikiz yani bu aslında. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bebe kafayı yemişse iğrenç bir psikolojisi var. Sen diyorsun ki ailesini terk etmesin. Ulan bu çocuk ailesini ya bu çocuk tamam bak bu çocuk ailesini terk etmese şimdi o çocuğun geleceğini bir düşünsene. La bırakın siktisi gitsin daha iyi işte böyle bu adamdan babam olur. Aslında sadece mastürbasyon sayıları yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette. Onlar ikiz. Yani bu aslında sadece mastürbasyon sayıları yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Yine başka bir Twitter kullanıcısı 14 yaşındaki bir kızın çizimini paylaşıyor. Ve Chris Tyson bunun altına çok tatlı yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette. Kafayı yemiş bu bebe demek ki sıyırmış oğlum. Bu sıyırmış sıyırmış. Bu baya baya sıyırmış cinsellikle kafayı kırmış. Değil. Chris Tyson, 2019 tarihinde yayındayken Shed Base isimli pedo içerikler üreten bu adamın sitesine yanlışlıkla giriyor. Daha sonrasında ise yayında adamın paylaşmış olduğu içeriklerden dolayı teşekkür ediyor. Yani ne kadar iğrenç bir adam olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bir Twitter kullanıcısı bu kızı paylaşıp bu ne anlama geliyor ve insanlar bana neden sürekli bunu atıyor diyor. Ki bunu da zaten bilenler bilir. Bu bir anime karakterinin çocuk hali. Yani siz düşünün bakın yetişkin halini değil de çocuk halini paylaşıyorlar. Ve Chris Tyson bunun altına lütfen shade base, lütfen diye yorum yapıyor. Yani Ay amınakoyim sıyırmış la. Anlayacağınız bunun da çiziminin gelmesini istiyor. Ve başka bir tweette de yine iğrenç bir şekilde Ama ben de şunu anlamıyorum arkadaşlar. Bu adamlar 2016 ünlü değil herhalde Gerçi doğru la amınakoyim. De şunları yazıyor ki bunu sesli bir şekilde Loli kadar Nothing gets my love Ay de okumak istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç bir şey bu çünkü. Sadete gelecek olursak dostlar, Kristal sınavındaki rezil varlık, çocuk çizimlerine bakarak kendini tatmin eden rezil bir insandan fazlası değil. Ki bu iddiaları zaten kendisi de reddetmiyor. Kendisinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu şöyle bir açıklama var. Ve yapmış olduğu bu açıklamada Mr. Beast ekibinden kalıcı olarak ayrıldığını, sosyal medyaya bir süre ara verdiğini ve geçmişte yapmış olduğu sözde hatalardan dolayı özür dilediğini belirtmiş. Ancak ve benim kafa gidik ya. Hayır, bunların hiçbiri hata değil ve senin özrünün kabul edecek hiçbir tarafı yok. Yani bu adamın sadece MrBeast'in ekibinden ayrılması yetmez. Bu adamın şu anda net bir şekilde... Ne yapacaksınız? Öldüreceğiniz mi? Amir? Siktirip gidecek cezası varsa da cezasını çekecek. Dava açılacak, ne olacaksa olacak. ...de hapse gitmesi gerekiyor. Aynen. Ve umarım aranızda bu konuda abarttığımı düşünen de yoktur. Çünkü eğer varsa rica ediyorum bu kanalı terk edin. Yani pedo gibi bir suçun abartıldığını düşünüyorsanız eğer ki... ...gerçekten burası size göre bir yer değil. Mesela bu yasal olarak şu an bu yaptığı şeyler suç oluyor değil mi? Mesela Loli'ye onu yazması suç değil mi? Terk edin. Yani pedofil gibi bir suçun abartıldığını düşünüyorsanız eğer ki gerçekten burası size göre bir yer değil. Sırf bir insanı seviyorsunuz diye lütfen böyle iğren... O Loli konusundan bahsediyorum. Mesela Loli'ye onu yazdığı şey suç değil mi? Genç varlıklardan olmayın. Umarım bu adam en kısa zamanda hapse girer ve bir daha da gün yüzü görmez. Zaten kendisi... Bu arada bu konu zaten bu kadar şey olduysa illaki bir avukat avukat birileri bu çocuğa karşı zaten bir harekette bulunur. Sene bir türlü ısınamıyordum artık nefret ediyorum. Ve Mr. Beast'in videolarında bir daha da bu adamı görmeyeceğim için şahsen mutluyum. E ne demişler? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Saklan saklan nereye kadar Chris'cim? Ama sen bunları çoktan hak etmiştin zaten. Umarım daha da beter olursun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Mr. Beast her şeyi biliyordu. Mr. <laughs> bu bence artık biraz magazine girmiş. Abi en iyisini yapmış. Hem psikolojisi çocuğun. Ya öyle düşünme. O kafayı kırmış zaten. Delirmiş ya. Yok, yok o videoya da kesin izle. Yakın arkadaşım diyor yakın. Arkadaşlar yakın arkadaşım diyor da ne zamandan beri yakın arkadaşı? Ne zamandan beri bir yakınlığı var? Yani MrBeast Beast amına koyayım 6 senedir mi tanıyor bu çocuğu? Bu tweetler atıldığında bakmış mı yani ne takipleşiyor muymuş görüyor muymuş Evet Mr. MrBeast'in ekibinden olan Chris Tyson olayını sizlere bir önceki videomda full detaylı bir şekilde anlattım. Eğer ki izlemediyseniz gidip önce o videoyu izleyebilirsiniz. Özetle ne oldu diye soracak olursanız da şöyle özetleyeyim. MrBeast'in ekibinden olan Chris Tyson yıllardır yapmış olduğu bazı şeylerden dolayı kitlesi tarafından linç ediliyordu. Ama bunlar böyle hiçbir zaman çok da büyütülecek Çocuklar olaylar değillerdi. Abi. Ve bu sefer bunlar çocukluk arkadaş mı? sebeplerden dolayı da Mr. Beast sürekli arkadaşı olan Chris Tyson'ı kitlesine karşı koruyordu. Ha içten içe büyük ihtimalle arkadaşının bu hale gelmiş olmasına kendisi de üzülüyordu ama yine de kitlesine karşı onu koruyordu. Ancak bu hafta ifşa olan olaylardan sonra Chris Tyson'ı savunacak herhangi bir şey kalmadı artık. Çünkü yapılmış olan paylaşımlarla birlikte Chris Tyson'ın aslında bir pedofile olduğu ortaya çıktı. Kendisi çocuk çizimlerine bakarak kendini tatmin eden, reşit olmayan kişilerle cinsel içerikli sohbetler yapan iğrenç bir insan. Ve bu olaylarda bu hafta baya bir patlak verdi. Ardından Mr. MrBeast bu konuyla ilgili bugün gerçekten de çok sert açıklamalarda bulundu. Çok kısa bir duyurumu yapayım ardından açıklamalara geçelim. Bildiğiniz gibi Baldibek, Basho ve ben GTA 5'te Grand RP sunucusuna başladık. Ancak çok büyük bir ihanete uğradığımız için şu anda çok ciddi bir adam eksiğimiz var. konuşacağız. Eğer ki yayına katılmak istiyorsanız açıklama kısmından kaydolun. Hepinizi Discord'a ve oyuna bekliyorum. MrBeast'in Beast'in Chris Tyson hakkında yapmış olduğu açıklama şöyle. Son birkaç gün içinde Ava Tyson'ın çevrimçi davranışlarıyla ilgili ciddi iddiaların farkına vardım. Ve bu tür kabul edilmez eylemlerden iğreniyorum ve buna karşıyım. Bu süre zarfında bir de 5M'e spamladı ya. Tüm gerçeklere sahip olduğundan emin olmak için kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere bağımsız bir üçüncü taraf tutmaya odaklandım. Bununla birlikte yeterince olay gördüm ve Ava'yı şirketten, kanalımdan ve Mister ile ilgili herhangi bir ilişkiden kaldırmak için hemen harekete geçti. Gayet doğru konuşmuş. Uygunsuz eylemlerin hiçbirini tasvip etmiyorum veya desteklemiyorum. Bağımsız araştırmacılara kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri için gerekli zamanı tanıyacağım ve bulgularına dayanarak daha fazla önlem alacağım. Ve bildiğiniz gibi Chris Tyson'a atmış olduğu tweette Mr. Beast ekibinden kendisinin ayrıldığını söylemişti. Ancak Mr. bu sert söylemine bakacak olursak eğer Mr. Beast aslında Chris Tyson'ı kovmuş. Çünkü Chris Tyson artık ekipten kovulduğu için ve elinde çok da fazla bir şey kalmadığı için insanlar artık linçlemeyi bıraktı. Ve şu anki linçlerin hedefinde tek bir isim var. Mr. Beast. Ve Mr. Beast linçlenme sebebi elbette bu zamana kadar sürekli olarak vardı tamamen kuduruk hareketi arkadaşlar. Şu an bu olayın MrBeast'te sıçraması kadar saçma sapan bir mevzu yok. Arkadaşı olan neden olduğunu anlatacağım birazdan. İstiyorsanız savunuyor olmasıydı. Ve bu sebeplerden dolayı bazı insanlar MrBeast'in cancellanması yani linçlenerek kariyerine son verilmesi gerektiğini savundu. Tamam, kafayı yemişler. Ve bunu savunan öyle 3-5 insan yok Gerçekten çok fazla insan var Şu anda açık açık bütün bu olaylardan dolayı MrBeast'i sorumlu tutuyor insanlar Bunun ardından bir bombada da MrBeast'in eski çalışanından geldi MrBeast'in eski çalışanlarından biri olan Jack Franklin Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaştı Bak bu adamın Şimdi bu adamın dediği şeyin Çok şey aldığını düşünmüyorum ben Ama işleri daha da iğrenç yapan Şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşün MrBeast tamam mı akıllı ve zeki bir adam mı? Sevgili arkadaşlar. Bu adam diyelim ki piçin önde gideni, şerefsizin önde gideni. Bu adam tamam mı? Bu adam bunu kendi hayatında bile kendisini rahatsız etmeyecek bir şey bile olsa tamam mı? Kendisini rahatsız etmeyecek bir şey bile olsa sosyal medyada böyle ilerlemek isteyen bir adam tamam mı? Oturup da böyle bir adamın yanında tutmaz. Zaten mantıklı değil. Çünkü yarın bir gün bunun ortaya çıkacağı belli %100 anladın mı bunun 4 gün sonra çıkar 10 gün sonra çıkar 15 gün sonra çıkar şimdi bu dediğimiz senaryonun gerçekleşmesi için bu adamın gerçekten ya, ne bileyim yani bir aptal asalak gerizekalı beyinsizliğin önde giden olması lazım anladın mı bunu kimse yapmaz yani bu dünyanın en şerefsiz insanı da olsa burada böyle bir şey yapmaz. O yüzden burada bence bu adamın üzerine yürümeleri tamamen magazin arayışı. Tamamen işte hani tuttuk yardıralım baba yatıralım. Ondan sonra bu adam belki bir prim elde etmek istiyor. Jimmy New diyorsun neye dayanarak diyorsun mesela. Şey elbette sadece bu da değil. Şimdi birazcık mantıklı düşündüğünüz zaman eğer ki bu adam şu anda Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaşabiliyorsa bu aslında tüm olayları kendisinin de bildiği anlamına gelir. Yani okey bu adam mesela Mr. Bist'in... Yani en azından yarram o zaman amına koyayım bu adam biliyordu diyorsan sen niye o zaman bunların yanında durdun o zaman sik kafa. Tüm bu olaylardan haberdar olduğunu söylüyor. Ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa demek ki Jake bu adam da tüm bu olaylardan haberdar. Ha. Ama sessiz kalmayı tercih etti. Ve bu adam şu anda Twitter'da Mr. Beast tarafından takip ediliyor. Yani Mr. Beast'e karşı aslında herhangi bir düşmanlığı vesaire yok. Ama yine de tüm bunlara rağmen bu adam Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaşınca tüm oklar elbette Mr. Beast'e çevrildi. Hatta sadece bu kadar da değil. Camstar Chris Tyson'ın şu anda bütün tweetlerini sildiği... Tyson dedi tweet söylemişti. Ancak Jack Franklin bunu alıntılayarak Chris Tyson aslında bütün tweetleri bir ay öncesinden sildiğini söyledi. Yani baktığınız zaman Mr. Beast'in ekibindeki birçok kişi aslında bu olayı daha önceden biliyor olabilir. Hatta bu adamın söylediği gibi Mr. Beast de bu olayı biliyor. Ben bu arada mesela şu tarz düşünceler bence arkadaşlar burası artık bu saatten sonra magazine girer. Abi şimdi olay belli bir yanlış yapılmış çözülmüş bitmiş gitmiş daha da oturup Bence bu tavsiyeler araştırmak artık magazine giriyor ya. İyi olabilir. Ama belki de Crystals'ın kendisinin en yakın ve en eski arkadaşlarından biri olduğu için bunu saklama gereği duymuş da olabilir. Daha sonrasında ise bu olay patlak verince de konu hakkında böyle bir açıklama yapmış olabilir. Bunu bunu arkadaşlar bu mantıksız, çok mantıksız. Yani 2 IQ falan olması lazım. Bakın bunu arkadaş savunma olarak falan da düşünmeyin. Zaten bu adamın böyle bir şey onaylayacağına ben inanmıyorum. Ek olarak da zaten böyle bir şey. Böyle bir yerde, böyle bir konumdaki bir adamın böyle bir şeyi riske etme şansı olmaz böyle bir hareket yapmaz. Bakın adamın karakterini falan her şeyini geçiyorum. O analizleri analizleri atlayın. Aptal olması lazım. Adam böyle bir şeyi niye riske atsın? Salak mı oğlum bu adam? bilemeyiz. Ama ben şahsen Mr. Beast'in bundan dolayı cancel'lanacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani adamın içerikleri sonuç olarak bayağı kaliteli olduğu için illaki izlemeye devam edenler olacaktır. Ancak yine de bu olayın da gerçekten araştırılmasını ve Mr. Beast bu olayı gerçekten biliyor muydu bilmiyor muydu bunun kanıtlanmasını istiyorum şahsen. Eğer ki bu kanıtlanırsa gerçekten ben bu adamı artık izlemeyi bırakırım. Her ne kadar kendisi çok iyi içerikler üretiyor olsa da böyle bir olayda sessiz kalan bir insansa eğer ben bu adamı izleyemem kusura bakmayın. Ama şu andaki kanıtlara bakacak olursak her ne kadar çoğu Mr. Beast'i işaret ediyor olsa da Dürüst olmak gerekirse yine de bu kanıtlarla net bir şey söylemekte zor. Bu yüzden de ortada net bir kanıt yokken yani de bu adamın üstüne çok da fazla gitmeyi doğru bulmuyorum şahsen. Fakat... Abi varsa bir kanıt onun üzerine ilerlersin. Hiçbir kanıt olmadan magazinsel ilerlemenin bir mantığı yok yani. Bu tamamen işte prim arayan saçma sapan kudruk tiplerin yapacağı hareketler arkadaşlar. Chris Tyson özelinde konuşacak olursam eğer bu adam başına gelen her şeyi hak ediyor. Zaten iğrenç zihniyetli bir insan olduğunu bize aylar öncesinde... Ama mesela şu an önceki izlediğim videoda doğru düzgün bir kanıt yoktu ama şu anki izlediğim videoda diyorum ki evet bu bebe pedofilin tekiymiş. Bu şey beyaz kurtun demiyorum. Beyaz kurtun videosu değil de şey Burak'ın videosunda. Bu bebe tamamen pedofiliymiş. Piçin tekiymiş şu an bu gördüğüm kanıtlarla. Yavşan tekiymiş. Ne kanıtlamıştı. Ama dürüst olmak gerekirse... En ağır cezası da neyse kanıtlarıyla beraber almalı. Bu kadar basit ihtimali benim bile aklıma gelmemişti. Yani bu konuda diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Her neyse bu olay şimdilik bu şekilde kapanmış olsa da Chris Tyson hakkında Mr. Beast'in görevlendirdiği üçüncü bir taraf tarafından yürütülen bir soruşturma var. Ve bu soruşturma sonuçlandığı zaman da elbette bu konu hakkında bir video yapacağım. Tabii ki Mr. Bis bizi bu konuda bilgilendirirse yapacağım. Ama kendisi belki de ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında açıklama yapmamayı da seçebilir bilmiyoruz. Umarım böyle bir şey yapmaz. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsa insanlar Mr. Bis'in halen daha arkadaşını savunduğunu düşünecek. Eğer ki Mr. Bis atmış olduğu bu tweet samimi ise umuyorum ki ilerleyen zamanlarda detayları bizlerle paylaşacaktır. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Değişik bir mevzuymuş. <laughs> Harbiden. Arkadaki oyun Left 4 Dead değil midir la? Left 4 Dead iki iki işte, değil mi ha bizim oynadığımız?